selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, sevgili dostlar. Sponsorumuz Golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. safalar getirdiniz. 21-12, 30 yani 21-12 saatim. 31 Temmuz'un e, yayından önceki son videosu bir an önce bitirmem lazım ki yayında fazla bekletmeyeyim sizleri. Carson, Edwards, resmen Fenerbahçe, Beko'da. Evet, NBA'den Fenerbahçe Beko'ya transfer Fenerbahçe Beko ABD'li oyuncu Carson Edwards'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Koskoca bir MHYB e, demek isterim ama şımarmayacağız. Çünkü bizlerin şımarmaya ihtiyacı yok. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Shooter Guard araçlarını sürdüren Fenerbahçe Beko yeni transfer açıkladı. Bak, anladığım kadarıyla biz futboldaki tabirle forvet arıyoruz. Leblebi gibi gol atacak adam arıyoruz. Ve onu da bulduk. Hani futbolda leplebi gibi gol atan, basketbolda da leplebi gibi üçlük atan 24 yaşındaki ABD'li Stor Guard Edwards ile bir yıllık sözleşme imzalandı açıklanmış. Kulüpten yapılan açıklamada. Fenerbahçe Beko Ekok basketbol takımımız Birleşik Amerikalı Skoel Carlson Edwards ile bir yıllık anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Şekip Mosto e, Kalsinet e hayırlı olmasını diliyor. Oyuncumuzun salı lacivetli formu altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz şeklinde kullanıldı. Fenerbahçe Beko'da gidenler Georgevich Veseli, Ahmet Tüveroğlu, Bartel, e, Starks, Tony Starks, Henry, Floyd, Dekolo, Polonara <laughs> ve gelenler Dimitris, Itoidis, Samet Geyik, Motley, Wilbekin, Tony Jekiri, Nigel, Hayes, Davis şey gibi Alveç, Katleç ve Carson Edwards şeklinde. Yolun sonu her türlü şampiyonluk olsun da kim geliyor kim gidiyor önemli değil. Bakın Fenerbahçe futbolda da Brezilya ekolüne döndü. Yani özüne döndü desem yalan söylemiş olmam herhalde. Yine bu kısmı da kısa kesmem lazım. <laughs> Tam 5 Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından Brezilya ekolü yeniden konuşuldu. Aslına bakarsanız Jorge Jesus'u da Brezilya ekolü sayabilirsiniz. Ve şampiyonluk hasretini bitirmek adına Fenerbahçe bir dönem harika işler yapan Alex, Aurelio, Luciano, Nobre, Edu, Carlos, David, Andre Santos, Baroni gibi sambacılardan sonra şimdi de sambacılara yöneldi. 9 transferin 5'i Brezilyalı. Ve bu 9 transferin 7'si aynı dili konuşuyor. Lincoln Enrique, Arao, Joao Pedro, Luan Perez ve Gustavo Enrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrıca Emre Mor, Buruma, Joshua King ve Thiago Çukur'da transfer edildi. Güney Amerikalı futbolcuların yeteneklerine çok güvenen Fenerbahçe bu transferlerden sonra bir şeyler yapmak istiyor. 2007-2008 sezonunda kadrosunda tam 6 Brezilyalı bulunduran Fenerbahçe o dönem Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah'ınızı, kitabınızı seviyorsanız araştırın ya da yoruma yazın. Ziko geldi. Biz Dinamo Kiev'e elendik. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Dinamo Kiev'e elendik. Yanlış hatırlamıyorsam 0-0 ve 1-0 elendik. Yani bir farklı elendik. Ya da 0-0 ve 2-1'e elendik diye hatırlıyorum. Evet Ziko'nun geldiği dönemde Biz bu şekilde elendik. Bak. İlk geldiği sene. Ve o sene Süper Lig'de şampiyon olduk. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık ama şampiyon olamadık. Şimdi Dinamo Kiev'e elenme kısmı oldu. İlk geldiği sene Jesus'un da oldu. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk olur. Bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi çeyrek finali de olur inşallah. Tabi ligde de şampiyonluk olsun. Fenerbahçe'de 3 yeni transfer geliyor. Transferler devam edecek. Çok çok ciddi bir şekilde hazırlıklarımız ha 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 sürüyor. Yeni sezonda Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Düşünüyor mu Samet? Doğru mu Samet? Başkan Ali Koç kaleci Solbek falan filan dedi. Dedi demesin ama amaç şampiyonluk. Şimdi Forvet'e yeni aday diyor. Bunu detaylı konuşuyoruz. Mönchengladbach'tan Plea ismini. Torino'dan Pelotti ismini. Son olarak da Hatay spor forması giyen ee, Bupenza ismi. Bupenza Forvet olarak düşünülmüyor yalnız onu bir belirteyim. Juan Pedro'nun bir ay sahalardan uzak kalacak olması da de insanları delilendirmiş durumda diyor. Sol bekte Alioski önde diyor. Bugün bir kardeş de yazmış. Yani yazmışsın oraya Alioski, Alioski bunlar gelmezse Nolioski diye. Merak etmeyin geldiği zaman da kaçacak yer arayacaksınız. Nezgican Alioski'yi de konuştuk. Zaten bildiğiniz şeyleri atlıyorum arkadaşlar. Altay'ın arkasına Ertuğrul diyor. Altay Bayındır'ın yanına tecrübeli Türk bir kaleci isteyen Fenerbahçe. Altar'ın oğlu acil olarak bu konuda girişimlerini hızlandırdı. Rize Spor'un asgaricisi Gökhan Akkan ve yedeği Tarık Çetin'le birlikte böyle deyince de ne kadar kulağa iğrenç geliyor değil mi? Gökhan Akkan'ın bile yedeği. Bu altyapısından yetiştiği için öyle. Bu pozisyon için düşünen isim Ertuğrul Taşkıran diyor. Ertuğrul için eğer Ertuğrul'u bekleyeceksek çok daha bekleyeceğiz. Onu da belirteyim. Çünkü Ertuğrul Taşkıran için bon servis istiyorlar. Normalde 3 milyon TL istiyorlardı. Şimdi tuhaf bir şekilde 1 milyon euro istiyorlar uzun zamandır. <laughs> Gerçi siz detayları biliyorsunuz. Ama iş artık Tarık Çetin'e mi gider, Erten Rusya mı gider? Atay Spor'da Abdullah Yiğiter var bizim altyapıdan çıkan ona mı gider? Bakacağız. Gustavo Henrique transferinde ilginç detay diyor arkadaşlar. Hızlı gidiyorum. Bozmayın beni. Güzel. Şimdi Flamengo'dan kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin sözleşme şartları ortaya çıktı. Arkadaşlar bakın sosyal medyadaki her gördüğünüz şeye sazan gibi inanmayın. Ben sizi sosyal medyadan kurtarıyorum. Bakınız ben Twitter'a giriyorum. Kim ne paylaşmış? Not ediyorum. Bak. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde bilgisayardan tık 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 not ediyorum. Tamam mı? Bu bile yaklaşık bir saatimi alıyor. Sadece kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, öbürüne geç, öbürüne geç diye. Bak düşünün. Bu arada golvan.com ile güzel bir projemiz var pek yakında. <laughs> Şimdi ben bunu yaparken size üzülüyorum arkadaşlar. Bak bizim kanalı takip edin etmeyin. Çok önemli değil. Zaten yarın bir gün ee, birçok arkadaşımız kaçar. Niye biliyor musunuz? Müthiş bir hadisi şerif var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ahde vefa imandandır. Nasıl yani? Ya sana birisi bir iyilik yapıyor ya. Buna vefa göstermen senin imanından. Diyorsunuz ya hocam ben adamam ne kadar iyilik yapıyorum karşılığını göremiyorum. O adamın dini imanı bozuktur. Hadisi şerif diyor ben demiyorum. Hakikaten de bak. Ama hocam beş vakit namazında o zaman namazı bozuktur. Namazla ilgili de bir hadis var. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela bana bunu çok soruyorlar. Hocam diyorlar ben namaza başlasam ama günah işlesem sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki başta diyorum. Bugün namazın eğer düzgünse diyor. Er ya da geç işlediğin o günahları sana bıraktırır diyor. Namaz sana bıraktırır diyor kıldığın. Biz şimdi çevremize bakıyoruz. Dini kullananlar hop malı götürüyor. Allah kitap diyenler hop arka bahçeden giriyor. Yani hepsi değil arkadaşlar. Ben de şu anda aynısını yapıyorum. Yani ben de kendimi aynı kefeye koyacak halim yok. Hepsi değil. İnsanların davranışına bakın. Diline bakmayın. Hocam dilinden Allah'ı eksik etmiyor. İmanından, kalbinden. Ya Müslümanlığın bile bir kriteri var. Müslümanlığın kriteri var. Başka Müslümanların elinden, dilinden emin olduğu kişidir Müslüman diyor. Bak beni sevmese de adamlar, bak birçok kişi burada beni sevmese de duyum almaya geliyor. Biliyor. Bu adam güvenilir diyor. Bu adamın dilini, dili güvenilir diyor. Eli güvenilir diyor. Bu adamlar benim Müslümanlığımı kanıtlıyor çok şükür. Harbi söylüyorum bak. Sevmese bile buraya duyum çalmaya geliyor ya bitti iş. Bak farkında değilsin. Sizin için de geçerli. Sosyal hayatta sizden hani borç isteyen adam güveniyor. Bir güveniliriniz var. İşte mesela sizin gıybetinizi yapıyor. Demek ki sizden zarar gelmeyeceğine emin. Arkadaşlar hayatta ne kadar çok satılıyorsanız dininizin imanınızın o kadar güçlü olduğuna inanın. Harbi söylüyorum bak. Bak bunu öyle hocalar hocalar söylemez bunu. İmamlar şunlar bunlar söylemez. Bunu benim gibi çılgınlar söyler. Bak. Hayatta ne kadar çok satışa getiriliyorsanız, aldatılıyorsanız, kandırılıyorsanız, dininizin, imanınızın kuvvetine o kadar güvenin. Belki de Allah sizi kendi yanına çekmek için bunlarla sizi yüzleştiriyor. Onu da düşünün. Çok özür dilerim. Dini konulara girdiğim zaman bazı ateist arkadaşlarımızın zoruna gidiyor. Gitsin. Ben onların da akıbetlerini düşünüyorum. Benim amacım burada herkese kardeşlik yapmak, dostluk yapmak. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Kimseye kötü konuşmak istemiyorum. İstediğiniz takımı tutun. İstediğiniz inanışa sahip olun. İsterseniz taşa tapın. Ben burada herkesin iyiliğini düşünüyorum. Şimdi Gustavo'nun şartlarının şöyle olduğunu söylüyorlar. Dizinden sakatlanırsa Flamengo'ya geri dönecek. Bunu %100 doğru, doğrulayamadım. Duydum doğrulayamadım. Sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaşırsa Flamengo ile yapılan anlaşmaya göre satın alma maddesinin devreye gireceği kaydedildi. Bunu kesinlikle doğrulayamadım. Niye? Zorunlu opsiyon yok denildi. Ama <laughs> ya yani zorunlu opsiyon yoksa demek ki bu tip opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Kiralama bedeli olarak 1 milyon 400 bin euro ödendiği söyleniliyor. Harbi söylüyorum bak. Gerçekten söylüyorum. Buna siz gerçekten inandınız mı? Ben başka bir şey demiyorum. Bak buna gerçekten inandınız mı? Bak buna gerçekten hakikatin inandınız mı? Sakat çıkarsa geri göndereceğin ama 1 milyon 400 bin euro ödedin. Buna gerçekten hakikatin inandınız mı siz? Bir şey demiyorum ben. Ben hiçbir şey demiyorum. Aklınızdan oynattırın. Herkesi takip edin. Eğer Fenerbahçe hoşuna giderse de 1 milyon 400 daha ödeyecekmiş. 2.8 Ben size ne dedim? 3.6 ile başladılar. 3.5'a düşürdüler. 3'e düşürdüler. 2.8'e düşürdüler. İki buçuğa düşürdüler. Size ben ne dedim Allah aşkına ya. Üyeler, aboneler ne dedim. Yarın bir gün göreceksiniz Bedava, bedavaya geldiği zaman diyeceksiniz ki aa Mustafa hocam dediydi demezsiniz dedim. Unutursunuz dedim. Unuttunuz. Unuttunuz. Ben size ne dedim görün bakın sıfır diyecekler dedim. Sıfır liraya gelecekler dedim. Yediremediler 1.4 demeye başladılar. Yediremediler. Yedirin. Ben Joao Pedro'nun geleceğini bilemedim mesela. Ama cumartesi günü menajeriyle görüşecek kendi de gelecek dedim ben inanmıyorum bana imza hani gelmeyecek de, de, diyorlar dedim. Ha Dimarzio'ya kafa tutacak halim yok. Akle mantıken yüzde yüz bizde o adamın dediğinden hani imkanı yok dedim. Ama bana söylenen bu ben size bunu söylemekle yükümlüyüm dedim. Bak kimse tepki göstermedi. Niye? Açık açık konuştum arkadaşlar. Açık açık. İnkar ettim mi? Kıvırdım mı? Yok. Ha burada da aynı. Burada da aynı. Fenerbahçe'de evet kısa kısalara geçtik. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde geçirdi. Arkadaşlar Allah rızası için bak ben duyum aktarıyorum. Duyum kaynağıma sormaya utandığım bir soru var. Siz sorun kaynaklarınıza ya da siz cevaplayın. Mert Hakan Yandaş'a ne oldu? Ne zamandır yok? Ben en son Gustavo ile birlikte sakat olduğunu, Avusturya kampına götürülmediğini hatırlıyorum. Yuh diyeceksiniz. Avusturya kampı hocam ta Temmuz'un başındaydı. Yuh. 31 gün mü adam sakat? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ha 6-7 milyon euro teklif vardı. Göndereydiniz. Vereydiniz abi. Eğer şey varsa. Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bandır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Eee... Atilla Salay'ın da ağrıları varmış. Herhalde sözleşmedeki küçük maddeleri ağrı olarak kabul ediyorlar. Yani Chris bu ayağını kırdı hocam. Mert Hakan'dan daha kısa sürede geldi. Bunun ne biçim bir sakatlığı var hocam? Sen bir öğren diyorlar ben öğrenmeyeceğim. Urkayna Büyükelçisi Vasili Potnar. Türkiye dost. Futbol tutku. Fenerbahçe güçlü takımdır. Fenerbahçe sever. Ha o başkaydı. Yanlış anlaşılmaları diyalog yoluyla düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz. Hatırlayacaksınız değil mi? Ali Koç ne demişti? Biz özüm özür demiyoruz kardeşim. Herkes herkes kendi kapısının önünü temizleyecek demiştim. Biz özür dilemiyoruz demiş. Hatta birçok kişiden tepki almıştı. Bazıları da şey dedi. Olan acaba Putin... Şşt Ali. Ben size sponsorluk ayarlarımmış. Gazprom yazayım mı şuraya? Ne yazayım? Şimdi ne iste, istediğinizi yazayım. Ne yazayım şuraya? Yıllık bir 50 milyon euro veririm size. Şşt. Beni kötülemeyin. Beni iyi deyin. Bana iyi deyin benden için. Kötülemeyin. Lan buna inanan arkadaşlar vardı la. Harbi buna inanan arkadaşlar vardı. Putin Ali Koç'a demiş ki ama beni kötülemeyin. Ben size sponsorluk ayarlarım. Lan oğlum millet dalga geçiyor. Millet troll yapıyor gırgırını geçiyor. Siz Allah'ınızı, kitabınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu seviyorsanız takip etmeyin kimseyi. Sosyal medyayı bu kadar takip etmeyin. Bak çoluğunuzun, çocuğunuzun aşkına. Lan adam troll yapıyor. Troll, troll. Aman benim adım şey yapmayın. Benim için tezahürat yapmışsınız. Geri adım atmayın. Ben size 50 milyon euroluk sponsor ayarlarım diyor. Geri adım atmayacakmışız diyor. Lan buna inanıyorsunuz. Etmeyin gözünüzü seveyim ya. Neyse Napoli'nin yeni transferi Kim Minji Mallorca maçına ilk 11'de başlıyormuş. Vedat Kim Minji karşılaşması mı olacak acaba? Bilmiyorum. Slovaçka teknik direktörü Martin Svedik. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Atmosfer konusunda bir korkumuz yok. tabi tabi. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Allah'tan korkun. Eksiklerimiz var ama Fenerbahçe bizi kesinlikle eleyemeyecek. Dağların <laughs> domani. Ayrılık dedin daha, daha değil zamanı. Slovaçka teknik direktörü yapmayacaktım bunu. Biz ne güzel efendi gibi sizden gol yiyecektik. Hatta katle çatacaktım. Uyu bulandırmanın, uyuyan devi uyandırmanın ne alem var? Öbür sizin ne lüzumu var? Ya alaksız alaksız konuşmalar yapıyorsun. neymiş Fenerbahçe'ye? Hadi lan odan, hadi odan. Fenerbahçe'nin kendisiyiz lan bir evet, sırf. Sen, sen gel bakalım Kadıköy peşeme. Sen peşeme günü bir peşeme pazarına uğra gel bakalım Kadıköy'e. Serdar Dursun. Arkadaşlar bugün sosyal medya çalkalandı. Serdar Dursun kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı sürpriz bir ayrılık yaşanabilir diye. Bu konuda açık konuşacağım. Dün söyleyemeyeceğim şeyler var diyordum. Bugün söyleyeceğim. Serdar Dursun'un bir topuk hareketi 90 artı küsürde 50 defa paylaşılmış. Serdar bunu hep yapıyor. O küçük dokunuşları şunu buna. İşte 1-0 geridesinde şöyle böyle. Serdar Dursun gerçek Fenerbahçe ile tanıştı. Gerçek Fenerbahçe'sinin kendi aşkındaki gibi değil de ne çeşit taraftarın elinde olduğunu anladı. Serdar Dursun gitmek istiyor. Eşi de çok seviyor. Kendi de çok seviyor. Serdar Dursun da çok seviyor. Bak şunu da söyleyeyim. Ya birinci forvet, ikinci forvet falan filan değil. Yerli sınırlaması var mı? Var. Yedek kulübesinde senin böyle bir oyuncu var. Türk milli takımının az forveti değil senin. Bak az forveti yedeğinde duruyor. Hani uygun bir maliyet. Hocam Thiago Çukur'u getirdik o da milli takımın forveti. Yav etmeyin, eylemeyin. Serdar Dursun ve Thiago Çukur'u birlikte kullanıp birini rezerv takımda birini A takımda kullanıp ikisini de diri tutarsam bu seni geliştirir. Serdar'ı küstür bugün Serdar küser. Yarın Mert Hakan küser. Yarın öbür gün Ferdi küser. Öbür gün ya bu dengeyi sağlamanız lazım. <laughs> Jorge Jesus Serdar Dursun'u 11'de oynatmayacağını, teklif gelmesi halinde satmasının gerektiğini söylemiş. Allah Allah. Bunu ben de uydurabilirim. Bak ben Aziz Allah. In. Demek ki bak uydurur. bunu ben de uydurabilirim dedim. ezan denk geldi ya. Bak ben de uyduruyorum. Eee Jorge Jesus, Burak Kapacağı onu az ilk 11'de düşünmediğini söyledi. Var mı yalan? Serdar Dursun Çağatay kuru kalıba seni ilk 11'de düşünmüyorum dedi. İstersen seni bir takıma kiralayalım dedi. İşte durum böyle. Geldik gecenin bombasına. Ali Koç. Ha Serdar Dursun için dediğim gibi 4-6 milyon euro arasında bir teklif veren olsa düşünülebilir. Şalke'nin 2 milyon euro mu, 2 buçukluk mu teklifini duydum. Ee, bu fiyatlara gider mi? Zor. Ya bak. Yedekliği dert etmez, sıkıntı yapmaz. Ha şunu diyorsan. Benim kadromda belli bir yaş mesela 30 yaşın üstünde belli sayıda futbolcu olacak. Fazlasını kaldıramıyorum. Serdar gidecek. Thiago Çukur'u Monte edeceğim. Hoşuma gitti. Gelişimi açık futbolcu şöyle böyle diyorsam bir şey diyemem ama ezan okunuyor son pişmanlık neye yarar demeyin. Ali Koç Juventus'la Moise Kean için masaya oturacak demiş. Gazete Vatan. Vatan tata tatan. Ta. Şimdi Moise Kean 24 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu. Juventus zamanında altyapısını almış. Everton'a 40 milyon euro piyasa değeri varken 27 çakmış, şey, satmış. 27 Geçen yıl 2 yıllığına geri kiralamış Everton'dan. Siz ettik siz etmeyin demiş. 7 milyon euro da kiralama ücreti vermiş. Bakın 7 milyon euro. Satın alma opsiyonu ne kadar? 28 milyon euro artı 3 milyon euro da bonus. Yani 35-38 milyon euroya mal olacak bir transfer sözleşmesi yapmış. İyi de hocam 7'ye kiralamış, oynatmış mı? Belki oynatmamıştır. Ee, o kadarını bilmiyorum. Şimdi internette 2 saat bakıp da sizi de bekletmek istemiyorum. Ama muhtemelen o kadar oynatmamıştır ki piyasa değeri düşmüş. Yaşı 22. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. 1.83 boyunda falan tam aradığımız forvet. Gerçi buldum ya hemen buldum. Çok özür dilerim. 44 maça çıkmış geçen sezon. 6 gol 3 asist yapmış. 1434 dakikada. Yani kısıtlı 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 oynatmış. Baktığın zaman arkadaşlar 6 gol 3 asist. Yani adam oynatmış da açıkçası. Açıkçası oynatmış da. Eee ya çok enteresan duyumlar var milletin. Peki Fenerbahçe kaç alacak hocam? Adam yediği bir kere gözden çıkartmış. Fenerbahçe'de gider der ki lan hadi yediği onlara satmışsınız biz kiralayalım. 3.5'unu biz verelim. E 28 artı 3 verebilecek miyiz arkadaşlar? Hocam veririz ya. Bir verin aranızda paylaşım verin. Yapmayın etmeyin ya. Gelelim playa'ya. Ee, Sercan Hamzoğlu, Diyor ki ben planın menajerinden görüştüm. Kesinlikle Fenerbahçe hiçbir şey görüşmedik dedi diyor. Aynı playa'dan bahsediyorsak nasıl görüşmedik? Benim duyumlarıma göre kulübüyle anlaşamıyoruz. Futbolcunun kendisiyle her konuda okeyiz biz. Yani nasıl olur? Bu nasıl olur? Bilmiyorum bu nasıl olur? Bu gerçekten nasıl olur bilmiyorum. Plea Fenerbahçe dışında kendisini isteyen takımlarla hala görüşmüyor. Fenerbahçe ile anlaştı. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bonservis ve ödeme planı konusunda fark var. Ali Koç isterse Plea yarın İstanbul'a iner. Plea konusu tam olarak böyle demiş meşhur bir duyumcu. Bir başka duyumcu Fenerbahçe Plea'nın kendisiyle anlaştı. Kulübü ile bonservis pazarlıkları kıran kırana devam ediyor demiş. Ben size anlattım yüzde yüzünü bildirdim. Duyumlarımı söyledim. Sonra bana kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya he he. Ben de size diyorum ki size he he. Ne, ne, ne he he ne ya? Ben Fenerbahçe için hapis yattım ya. Ne he he'si he, ya? Arkadaşlar bakın benim duyumuma göre biz Plea'nın kendisiyle her konuda katışıksız olarak anlaştık. Katışıksız olarak. Ancak kulübüyle küçük pürüzler var. Biz bu pürüzleri bilerek halletmiyoruz. Hani diyorsunuz ya hocam 5 milyon dediler biz 4 dermişiz. Ya biraz daha verelim ne olacak? Ha. Ee, biraz daha verebilirsin ama uğraştığımız başka bir forvet var. Bizim uğraştığımız başka bir forvet var. Niye kandırayım arkadaşlar? İşin dürüstü doğrusu bu. Biz onu almak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz onu almak için. Hocam onu alamazsak play'e alır mıyız? Ezan okunuyor. Yalan söyleyecek halim yok. Arkadaşlar play'i cepte gibi düşünün. Yani play'i cepte gibi düşünün. Bak isteyen istediği kadar yalanlasın. Benim duyumlarım bu şekilde. Ben başkasının duyumlarına kefilde değilim. Doğrulayıcı da değilim. Yalanlayıcı da değilim. Ben, benim duyumlarım bu şekilde. Biz ya başka bir isim alacağız. Playa'dan daha iyi bir isim. Onu tırnak içinde söyleyeyim. Ya da ee, bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek ee, şu bir gerçek Fenerbahçe bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe forvet için en iyisini almaya çalışıyor. İçiniz rahat olsun. Serdar Dursun'a yol gözüktü mü? Bence kısmen gözüktü. Ama gider mi? Arkadaşlar Serdar Dursun'un yıllık ücretine o kalitede, o kalibrede bir türkü zor alırsınız ama bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe taraftarına maalesef bir şey denilmiyor. Fenerbahçe taraftarına bir şey dediğiniz zaman na'u na'u diyorlar hemen. Hemen na'u na'u diyorlar. Ya arkadaş neyse ya fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ha şunu söyleyeyim. İkisi birden gelir mi? Lan ne ikisi birden? Ben Moise geleceğine gram ihtimal vermiyorum. Neyin ikisi birden gelir mi? Hemen soracaklar. Ben bir eminim. O yüzden diyorum. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Allah da sonumuzu hayır etsin. Ha bazen de kendinize şu soruyu lütfen sorun. Lütfen ama lütfen bazen şu soruyu sorun. Ulan hep mi forvetler sorunlu? Hep mi Fenerbahçe'ye gelen forvetler sorumlu? Hiç mi sistemde sıkıntı yok? Hiç mi teknik direktörlerde sıkıntı yok? Hiç mi başkasında sıkıntı yok? Hep mi tek futbolcu sorumlu? Maalesef hep forvette buluyoruz suçu. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.